Onur. Onur'la irtibatım koptu benim ya. O ayrı bir cumhuriyet oldu. Evet Onur konuşsana Onur. <laughs> ha, dur, dur, ne diyorsun söyle bir şey söyle. Niye toplanmış olabilir bu acil durum odası? Peki mesela Onur diyor ki eğer bunu e, mesela bu, bu saldırı, gerçi saldırı da henüz teyit edilmiş değil De, ama yani iddia evet. İddia ama hala iddia değil. Eğer İran'ın vekil unsurlarından herhangi birisi, ister Irak'taki Haçlı Şabi olsun, ister Suriye'deki Şii, milis. Şii milisler olsun, bir Suriye'deki Amerikan üssüne eş zamanlı böyle bir saldırı gerçekleştirmişse bu getir şimdi o büyük haritayı. Yani bu büyük bir karış büyük karışıklığa yol açar mı? Şimdi vurduğu yerler kendi içerisinde hassas. Ha bir haritada nereyi vuruyor? Bir Suriye haritası getirebilir misin? Yani değeri zor mu? Yani iddia değeri zordaki El Ömer Petrol. Vurulduğu Vuruldu, vuruldu -Ömer, iddia edilen Amerikan üstleri nerede? Bir bir orayı bize gösterebilir misiniz? Yani iddia edilen Yine söylüyoruz teyitli bir bilgi değil bu. Ee, bakacağız. Suriye büyük büyük harita ha, büyük Suriye haritası. Şimdi e, Fırat'ı şöyle çizerseniz kabaca. Şurada Haseke, Şeddade ve El Hol var. Yani YPG PKK'nın e, ya. ana yuvalandığı yer. Yani meskun mahalleler olarak. Şurada e, Deryezur var. El Ömer Petrol Yatağı yatakları şurada. El Tanaf Üssü de Ürdün, Irak, Suriye üçgeninde. E, Bunların isimleri üstü, geçiyor değil mi? Bura, bu, burası burası Amerikalı için son derece önemli. Bir hayır hayır bu üslerin isimleri geçiyor. Yani edilenler onlar. İddia edilenler. edilenler. İdia edilenler İdia edilen buralar. Edilen buralar. Yani. Peki e, bu üsler... E, çok korunaklı yerlerde mi? Korunaklı mıdır yani? Yani Amerikaların üstleri evet korunaklıdır. Yani o beton bloklar var ya, o beton blokları her, her zaman görürüz oralarda. Peki drone saldırısına açık mıdırlar? Yani üstlerde tabii şeyleri var, hava savunma sistemleri var. Ama e, droneların kabiliyetine bağlı, hava savunma sistemlerinin e, karşı koyma yeteneğine bağlı olan bir şey. Yani aşı aşmayı başarmışlar. Yani sonuçta Iron Dome'u konuşurken, Hamas nasıl aşmayı başarabiliyorsa çeşitli sahiplerde burada da bir aşma gerçekleşmiş olabilir mi? Olabilir. Vuramamış olabilirler mi? Yani üstlerde hava savunma sistemleri olsa bile ıskalamış olabilirler mi? Olabilirler. Peki eğer söz konusu iddia gerçekse ve gerçekten Suriye'deki 3 Amerikan üssü vurulduysa evet. e, can kaybına yol açar mı böyle bir e, vurma? Şimdi e, okudum Irak tarafındaki üstleri El Hariri vurdukları zaman çok yaralıları var diye bir bilgi geçti. Sonra bu bilgi teyit etmediler. teyit yok. Evet hiçbir yerde yani yok. Bu, 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 dönemde şunu fark ettim Ahmet Bey. Amerikalılar e, şey, üstleri saldırıyor olsalar bile bunu gündem etmiyorlar. O zaman hiç açıklamayabilirler. Açıklamayabilirler. Burası, şu, şu harita geldi daha büyük harita. Bir evet. daha gösterir misiniz? Yani evet, iddia edilen olayın nerede gerçekleştiğini. Şurası Haseke, El Hol Şeddade şöyle bir alan burası. Buradaki üstlerini vurmuşlar. Bir dakika, bir de bana şunu söyleyebilir misiniz? Oradaki üst demek ne demek? Yani nasıl bir yapıyla karşı karşıyayız? Bir büyük beton duvarlı filan bir yer mi? Evet, aslında geçen bizim Sihan'ın düşürüldüğü yerde, Haseke'deki ana üstleriydi. Ne de yani ne var orada Bir bina mı var? Şimdi 40 bin tır diyorsunuz ya. İşte o büyük o yığınağın oralarda depolandığı yerler oralar. Bir bina mı bu? Ya bir yerleşim ya devasa bir Yerleşke. Tabii devasa bir yerleşke. Kaç Amerikan askeri var mesela burada? Yani Deli Suriye'de toplamda 900 Amerikan askeri olduğu ifade ediliyor. Ama, Ama son evrede artmış. PKK'nın kontrolünde bir yerde nasıl vurabiliyor? Nasıl? Ya yani orası PKK orası, kontrol kontrolü de değil mi? PKK'nın kontrol ettiği alan burası. Tamam. Ama PKK'yı kontrol eden Amerika Birleşik Devletleri o üslerden kontrol ediyor. yok Ka yok yo, kabul ediyorum. Yok ya Haçlı Şabi nasıl vuruyor? Nasıl siz doğru ya PKK kontrol ediyorsa? E, dronlarla. Ya bir, bir de bu buralarda yani Haçlı Şabiler örneğin şuradan geçiyorlar. Ha 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 dronlarla anladım. Yani ya, tamam. bu şu alanda Deryazur havzasında da Haçlı Şabiler var. Peki Irak'taki ola hani eğer gerçekleştiyse nereyi işaret ediyorlar Irak'ta? Nerede Hukukta e, Ayn el Esad, Ambar bölgesindeki üstlerini Ayn el Esad'ı vurdular, Hariri vurdular hatta Bağdat'taki Viktori Beyste de patlamalar olduğu ifade edildi. Vurdular demeyin de vurdukları iddia ediliyor. Vurdukları iddia ediliyor evet aynen. Dedik. Peki burada da Haşli Şabi mi var burada kim var burada bunu yapabilecek kudretteki örgüt hangisi? Şabi, Irak, Irak tarafında. Şabi Irak hükümeti demek zaten. Yani olarak ordusuna eklemlenmiş yapılar demek. Yani ama kimin güdümündeler? İran'ın güdümündeler. Burada? Buradaki Şii milisler de İran'ın güdümündeler. Peki bunların, bu Şii milislerin elinde böyle bu tür saldırıları var, yapabilecek var. kapasite yani, var drone mı? Drone falan. Dronları var. onları var. E, roketleri var. Roket benzinleri ne kadar yani, yani güçlüler? E, bir mi? konvansiyonel e, taktik yapılanmanın elinde ne varsa onlar var onların elinde. Allah Allah ya. ya. Resmen örgütler bunlar yani vekiller, vekiller Say, değil sayıları mi? Sayıları çok fazla, vekil örgütler. İsmail Bey bir şey. Ben söyledim. şey e, o roketlerin menzilleri sorum, o kadar güçlüler mi yani? Kaç kilometre gidebiliyor bu menziller? Yani, yani şeyin eldekileri Hamas'ın elindekilere baktığımız zaman el fecirler var İran yapımı. Yani bunların menzili yanlış hatırlamıyorsam e, 200 kilometre seviyesinde. Telabini yani 200 kilometre üstünde. Aviv'i vurdular, değil mi? Evet. Yani e, Hamas'ın ha. elinde en başta gördüklerimiz 10-12 kilometre menzilli olanlardı. Ama sonra, sonra. E, işte bir şekilde e, Tel Aviv'i veya e, bir şekilde Kudüs'ü Kudüs vurdukları zaman Yahudi mahallelerini en az 80 kilometre menzilli füzeler olduğunu gördük ediyoruz. Bu saldırı eğer yani gerçekleştiyse hani iddia o ya hani iddia o ki burada e, bu tarafta olduysa şey miyiz? Irak tarafından aşağıyı göremedik. Heh. şurada El Tanaf'taki üs üsün bu YPG PKK'dan farklı bir oluşum. Burada Sünni Arap tabanı yani ÖSO dediler adına. Ha. Şimdi bu buradaki yapının vurulması da önemli. Peki bir şey söyle bu bunun dışında mesela olağan şüpheli yok değil mi? Yani Amerika'nın üstlerini vurabilecek orada Şii milisler dışında yok. PKK Amerika ile birlikte. Değil mi? Rejim cesaret edemez. Şimdi, Geriye kim kaldı? Peki İran'ı işin içine sokmaya yönelik Asim, provokatif asimetrik bir çaba olabilir mi diyorsunuz? Olabilir. Provokatif bir şey. ha Ben e, burada öngör bu olaylarda öngörmüyorum. Yani Şimilisler çünkü uzun, zaten bu şimdi e, art, artarak görüyoruz ama geçmişte zaten Amerikalılarla Şimilisler arasında e, bu tür e, atışmalar var. Amerikalılar ne yapıyorlardı? Mütekabili karşılıklar veriyorlardı. Ama burada çok ilginç bir şekilde sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Ben neden İran'la ilgili gerilimi dünya kamuoyuna mal etmeme yani krizi kendi içinde kapalı tutmaya dair, çevrimçi tutmaya dair bir çabaları olduğunu değerlendiriyor. bak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı bu ne zaman yaptı bu açıklamayı? Bugün İran'ın müdahalesiyle çatışmalar tırmanır, düşmanca eylemlere karşılık veririz. Evet. Şimdi, Mesela bu çatışmaları tırmandıracak hareket mi? Evet. Ama siz diyorsunuz ki bu zaten yapıla gelen bir yer. Şey. Yapıla gelen bir şey var. Amerikalıların çatışmayı tırmandırma eğilimi olsa bile şunu yapıyor Amerika Birleşik Devletleri inisiyatifi İran tarafına milisler üzerinden kaptırmak istemiyor. Ve dolayısıyla bunu açıklamıyor. Açıklamıyor. Ve bunu büyütmüyor. Büyütmüyor. Şu an büyütmüyor. Yunus var mı yeni bir bilgi? Yani şöyle bir şey buldum Ahmet Bey. Bir göstere beni tam alabilirler mi? Şöyle yani bir Arapça açıklama var. Ee, Irak İslami direniş grubundan e, paylaşıldığı iddia edilen. Burada işte pazartesi tarihini veriyorlar. Ee, şey diyorlar, Amerikan üslerini vurduk gibi bir açıklama ama yine hani bizim biraz daha temkinli olup, daha hani bir batılı en azından, hani kendilerinin vurulduğunu kabul eden bir Amerikan, yani iki, iki sayfa var şöyle, iki sayfa açıklama var Arapça olarak. Burada Amerikan üslerine saldırdık diyor. Irak direniş örgütü, İslami Direniş Örgütü adında. Yunus bir Bu şey sorayım geçtiğimiz mi? hafta Amerikalılara da saldıran bunlardı. Buyurun tabii. Ee, örgütün e, mezhebi yapısına daha bir veri var mı önünde? Ee, açıkçası bilmiyorum. Hatta, Nereden yani e, Irak İslami bilmiyorum. Direniş Bakalım. Örgütü. Bunlar Oyun geçen bilmiyorum. hafta da bazı saldırı yani örgüt var, var mı? Şey bir tane i̇şte, örgüt var. Yani orada başka bir şey olabilir. Ben bir çalışmam lazım ama çalışmadan bir cümle. Bir koyayım. bakın o zaman. Şimdi şimdi yakalayabilir miyim yani mi bilmiyorum. Yani öyle bir örgüt var mı Irak İslam Ya ben şimdi ben ya ki, saygı duyalım. Yani Abdullah e, Bey diyor duyuyorum. ki bana şimdi bir bırakın. Evet. Bir bakın bence tamam, şimdi yakalayıcılar var sapsam. yani evet. Yani bir de e, Yani şey de ya Yunus senin o yakaladığın bilgi sosyal medyada da çok dolaşıyor. Irak İslami evet. Direniş Mücahitleri Amerika'nın Suriye'de işgal ettiği Malikiye üssünü Evet. Drone'la hedef aldı diye bir şey ama tefekkür de bizim... değil yani bunlar. Gel yani şeye de Bilirim gelmeyelim. Dedi el sanaf ve El Ruhban diyor. Bu sabah iki tane drone'la vurduk. Ya bir Direkt şey söyleyeceğim var. yani Toplamda bu tabii. sosyal medya şeyi mecrası çok güvenilir bir mecra değil malum. Evet. Dolayısıyla hani temkinli olalım bence. Bu, bu şeye girmesek daha iyi bence yani. Bence de. Yani elimizdeki net bilgi şu an. Biden'ın durum odasına gitmek zorunda kaldığı bunun için halletmem gereken bir mesele var dediği ve durum odasının ABD'de olağanüstü haller için ulusal güvenliği ilgilendiren haller için kullanıldığı ve orada en üst düzey güvenlik yetkilileriyle işte istihbarat örgütü yetkilileriyle buluşulduğu, kararlar verildiği bir yer. Ve yine eğer bir ABD başkanı ekonomi ile ilgili başka bir konuşma yapıyorken durum odasına götürülüyorsa başkomutan olarak bazı yetkiler, bazı kararlar vermesi gereken bir olay olabilir. Ama ne olduğuna dair bizim elimizde şu an net reddedilemez bir bilgi yok. Peki ben sana bir reddedilemez bilgi vereyim Yunus. Trump az önce Biden'ın taklidini yapmış yine miting <laughs> bir mitinginde. <Değil> mi? <laughs> Şunun görüntülerini ayarla da biraz Azim şu ya. stresli ortamda bize onu anlat ya. Yani bu teyitli Yunus bu teyitli bilgi. Çok da başarılı taklit yapıyor. Kendisi daha önceden başkan yaptı, olmadan yaptı, önce. Yaptı yaptı hep yapıyor da. Ya hani, abi aralarında da 4 yaş var ya. Ki. Yani Bugün yapmış yine. 4-5 yaş var aralarında hani öyle. Değil mi? O, o kadar yani. yok ya. 2 2 yaş falan var aralarında evet. ya. O kadar değil mi? Yani biri dinç, biri Aynen, tabii çok O aralarında fark. Yani vücut yaşları farklı. ediyor. Ne dedin? Yürüs ne 70 dedim 70. bir daha söyle. Trump 77, Biden 83 yaş var aralarında yani. 6 yok. Yok canım. Peki